Mustafa Çetin, Çumra Yörükler Derneği temsilcisi, aynı zamanda Konya Yörükler Derneği Başkan Yardımcısı olarak 6.sı düzenlenen Antalya'daki Yörük Çalıştayı'na katıldık. Program çok güzel. Hepsinden Allah razı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Biz Çumra olarak 27 yıldır bu görevin içerisindeyiz. Ve Konya yönetimiyle de beraber artık 2-1 yıldır programlara devamlı beraber katılıyoruz. Şu anda ortam çok güzel. Yıllardır görüşmediğimiz arkadaşlarla tekrar burada bir araya geldik. Ekibimiz burada, kadın komisyonlu başkanlarımız, Konya yönetim burada, dernek başkanlarımız burada. Daha önceden program yaptığımızda uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarla da beraber olduk. Organizeyi yapan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizleri de bu programda bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Elife Mısral, Çumra Havalisi, Yörük Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. Bugün Çumra Yörükleri Derneği ve Konya Yörükleri Türkmenleri Derneği Başkanımızla birlikte buradayız. 6.sı düzenlenen Yörük Çalıştayı'nda bir aradaydık. Bu çalıştayın konusu da yörüklemekleriydi. Çok verimli bir şeydi. Çok farklı şeyler öğrendik. Dolayısıyla yemek kültürünü belirleyen etkenlerden birisi doğa ve yaşadığımız bölgedir. Bizim yöremizden farklı yemeklerin bugün hem tatma hem de burada öğrenme imkanı bulduk. Konya'mızın yöresel yemekleri, yörük yemekleri daha fazla. İşte kuru fasulye, pilav, karbonhidrat ağırlıklıdır, protein ağırlıklıdır. Bizim yörük yemeklerinden daha çok ben şu an aklıma gelen Konyalıların topalak, bizim topça dediğimiz yemek aklıma geliyor. Bulgur pilavı zaten bütün Anadolu'da yaygın olarak bilinir. Ben yağlı ufaktan bahsetmek istiyorum özellikle. Islanan yufkanın tereyağında kavrularak ve tekrar yufkaya sarılarak yenmesi ayrı bir lezzettir ve bizim yörelerde yaygın.